Osman amca, o şu anda Çınarlı Cami... Mı? Ha, o adamın adı Osman. Ha, yok, sizin adınız? Abdurrahman. Abdurrahman Bektaş. 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 He. Şimdi o Çınarlı Cami'nin, yani eskiden kilise olan... He. Kilisenin tavanını hatırlıyor musunuz? Resim var mıydı? Orada resmini hatırlamıyorum. Hatırlasam derim yalan söylerim. Yalnız o şeyleri hep biliyorum. Sonradan yapıldı. Yan tarafı kasabıydı. Sonradan orayı cami haline getirdiler. Kilis, Ermeniler kimse kalmadı. Gençlik ettiler. Kimisi Amerika'ya gitti. Kimisi Memlere gittiler. Erfurt'ta orada kimse kalmadı. Evet. Bir birkaç ev kaldı orada. Kaldı kalmadı. Orada topraktan su giderdi Ermeni evlerine. Peki o küpçüler vardı diyordunuz. Evet, küpçüler, kadınlar vardı küpçüler. Ne yapıyorlar? Küp mü yapıyorlardı? Küp yapıyorlar. Getir burada satış yapıyorlardı. Bundan geçiniyorlardı yani küpüyle. Çevresinde Ermeni tüccarlar var mıydı, zanaatkarlar? Esas orada sanatkar çoğuydu. Biz onlardan öğrenmiş herhalde. Bizim buranın adamları o Ermenilerden öğrenmiş sanatı. Evet. Ya. Neler yapıyorlardı mesela, neler? Ondan sonra küpler yaparak renklendirirlerdi. Halen daha bende var onun küple yaptıkları küpler. Tanıdığınız Ermeni tüccarlar var mıydı oradan, hatırladığınız? Tüccarlar ne olacak? İşte şimdi marangoz, kim söylüyor? Yeni yetişenler oldu. Onlar eski şeyler. Ha, tüccar değil de zanaatkar. Zaten zamanın da bu şey var ya, size söyleyeyim. Beydağ Hastanesi'ni. O taraflarda Ermeni malları çoğumuş. Ha. Hep geçmiş, göç etmiş, gitmişler. Çok hep o şehrin merkezi, çarmız, bu taraflar hep Ermeni. Ermeni'nin mezarlığı var o tarafta da. Evet. Peki mülklerini ne yaptılar acaba sizce? He? Hani Ermeni mülklerini ne yaptılar? Tarlalarını, evlerini? Destedarlığı el koydu gitti. Onlar gittikten sonra ne oldu? El koydu. Destedarlığı satış etti. Herkes kapan kapana. Yani ağlayanın malı gülene hayır etti mi acaba? Etmez ya. Hepsi gitti. Basene ne kaldı? Bina kaldı. Ne kaldı? Ama bu taraflarda hiçbir şey kalmadı. Yeşillik gitti. Bina gitti. O bir tarafa gitti. Burada Faruk Ayanca desastılar. Faruk Ayan esas kernekliydi, onun hanımından biraz bozuştular. Ondan sonra çekti İstanbul'a getir. O da cumbuş mumbuş çalardı, memle derdi. Ha, tanıyorsunuz yani Faruk Ayan'ı. Eski resimlerini biliriz ya. Ben ne diyeyim, ben bilmiyor muyum? Ben gençliğim buradan geçti. Ben sanat okuluna gidiyordum bir zamanda orada. İstanbul evleri bir şey var ya, sineması. Evet. Onun karşısında da bizim sanat okuluydu. Sonradan o parkın o tarafa sanat okulu gitti. 1946'da, 45'te ben okuldan mezun oldum. He. Orada okudum. Senin sanat okulun başkaydı yani, eski sanat okuluydu. Evet, tabii. Orada hatta bir tanesi de çatıdan düşmüş o talebe, orada çöktüğüne altına kaldı, öldü. O şimdi şey, oranın yeri, Semercioğlu. Avukat. Semercioğlu apartmanı mı oldu? Sivas Caddesi. Oldu tabii. Arka tarafta sular, Hüseyin Bey köprüsünün orada sular akardı böyle. Derme suyu orada giderdi, böyle arka taraftan böyle sular giderdi. Tekke hep, caminin oralarda. Tabii, hep yeşilliydi oralar ya. Neler geldi, neler geçti. Devir böyle der. Bugün bugün, dün dünüydü, bugün bugün böyle işte. Anlatmaya bitmiyor ki. Ya gözüm. Malatya'nın eski hali daha güzelmiş değil mi? Tabii tabii, güzeller var. Yani ne diyeyim sana? Şuna sabahleyin ben kalkıp da köşte yatağa girdim, halen daha var. Bülbül sesi duydum ya. Bülbül sesi. Öyle kuşlar vardı ki böyle şıkır 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 dedi ya. Ne böceklerin seslerini duyuyordur. Şimdi ne böcek kaldı, ne kaldı, ne kaldı. Allah Allah. Ya gözüm çok... Kafama göre buldum seni. Tam benim kafamdasın. Ben de senin kafandayım, tam aynı.